Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Şehit Tuncer İlkokulu 140 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Cumhurbaşkanlığı seçiminin erken seçim olmadığını vurgulayarak halkı sandığa davet eden Tatar, bu seçimin yüksek bir katılımla gerçekleşmesinin önemini altını çizdi. Mümkün olduğunca katılımın yüksek olmasını temenni ediyorum, diliyorum. Çünkü bu çok önemli bir seçimdir. Bunun erken seçimi de olmaz. Bu 5 yılda bir olan bir seçimdir. Tabii pandemi döneminden dolayı bildiğiniz gibi Sayın Akıncı 6 ay görev süresi uzatılmıştı. Zorunlu hal olarak meclisten geçirilen bir yasayla. Ama anayasamıza göre seçilen Cumhurbaşkanı görevini 5 yıl sürdürüyor. Dolayısıyla 5 yıllığına seçilecek olan Cumhurbaşkanı'nın halkın iradesiyle ve yüksek bir katılımla seçilmesinde büyük fayda ve yarar vardır. Ülkedeki vaka sayısını işaret eden Tatar, pandemi yok gibi bir durumdayız ve oy kullan merkezlerinde alınan önlemler ortadadır diyerek halkı sandık başına gitme konusunda tereddüt etmemesi gerektiğini söyledi. Pandemiyi çok iyi yönettiğimizden dolayı şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hemen hemen vaka yoktur. Ben bir kez daha son 7 aydır gecesini gündüzünü katan ve elbette hükümetimizin politikası ilk önce sağlık dedik ve ona göre bütün bu düzenlemeleri yaptık. Şu anda ülkede bir karantina uygulanmaktadır dışarıdan gelenlere. Dolayısıyla şu anda karantinada olanlar da 7 günü dolduranlar şu anda testler yapıldıktan sonra çıkıp oylarını kullanabileceklerdir. Buradan onlara da seslenmekteyim. Şu anda biliyorum ki otellerde karantina altında olan çok sayıda vatandaşımız şu anda testlerin negatif sonuçlanması ile dışarıya çıkıp oylarını kullanmak için o neticeyi beklemektedirler. Dolayısıyla bir an evvel bir kez daha her zaman takdir ettiğim sağlık çalışanlara şuradan şu mesajı da vermek istiyorum. Bir an evvel bu testlerin yapılması ve bu insanlarımızın oradan çıkıp sandıklara gitmesini ve bunun çağrısında tekrar bulunmak istiyorum. Önemli olan irademizi yansıtıp dünyaya mesaj vermektir diyen Tatar sözlerini şöyle sürdürdü. Önemli olan Kıbrıs Türk halkının iradesinin sandığa yansıması ile dünyaya da verilecek olan bir mesaj vardır. O da Kıbrıs Türk halkı artık bütünleştirici, uzlaşıcı, herkesin Cumhurbaşkanı olacak bir kişinin Cumhurbaşkanlığı makamına oturması ile gerginliğin artık arkada kalması, artık daha güzel günler için, daha güvenli günler için, yepyeni bir gelecek için, geleceğe umutla bakabilmemiz için Kıbrıs Türk halkı doğru kararı versin diyorum ben. Doğru kararın ne olduğunu da hep bu kampanya süresince anlatmaya çalıştım. Benim temsil ettiğim değerleri ve neleri düşündüğümüzü, halkın beklentilerini bütün ayrıntılarıyla halkımızla paylaşmış durumdayız. Son olarak sözlerini süreç içerisinde emek veren herkese teşekkürlerini sunarak tamamlayan Tatar, inşallah geleceğe umutla bakan bir cumhurbaşkanı ile yolumuza devam ederiz dedi. Herkes söylediğini söylemiştir. Ama ben hiçbir zaman bir gerginlik siyaseti gütmedim. Her zaman uzlaşıcı ve Kıbrıs Türk halkının gerçekten ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti ile de iyi ilişkiler içerisinde ve dünyaya onurlu bir yaşam için o şekilde bir iradesinin ortaya çıkması için gerekleri söyledim diye düşünüyorum.